Merhaba herkese İyi akşamlar. Halk günlük grafik. Şimdi Halk da şunu söyleyeyim. 4.80 olacak mı? Bilmem. İşte 5 bilmem ne olur. Onu da bilmem. Buradan sonraki adımı bilmem. Bunu baştan bir hatırlatayım. Ya yani videoyu bunun için izliyorsanız teknik analiz size bunu söylemez. Birkaç yere dikkat çekeceğim burada. Hemen çok kısa. Birincisi Tabii bu yani benim de günü izlediğim bir hisseydi. Bir yukarı harekette bekliyordum. Hani kendi adıma bekliyordum ama bu kadar tabii sert olacağını bilemezsiniz yukarı hareketlerin. O da şans olur. Ee, yani iki tane arka arkaya burada tavan. Hadi bugün de tavan diyelim. Bir kuruş saldı ama çok bir önemi yok. Yani hafif bir satıcı geldi son anda. Ama satışlar karşılandı. Problem olmadı. Şimdi burada strateji şu olabilir. Bana sorarsanız. Önce bir pazartesi açılışını görmek lazım. Pazartesi yukarı geple açıyor mu? diyelim yukarı gepli açtı. Yani tane tane anlatıyorum. Sonra altını anlamadım yazanlar oluyor. Bakın yukarı gepli açıp yani gep boşluklu, alım boşluklu böyle hiç arada bir fiyat görmeden seansta diyelim 436, 437 ya yani 420 altının üstüne herhangi bir yerde açıp siyah bir mum oluyorsa 4 liraya kadar ve gün böyle bitiyorsa bu tehlikeli. Yani burada bir formasyon oluşuyor. Bu formasyon bize kar realizasyonu var kardeşim diyor. %100 mü? Değil. %25 oluşmama şey de var. Şansı da var. Onu söyleyeyim. Yani bu e, hiçbir şey %100 değildir. E, 4 liraya bir aksiyon alınabilir. Şurada benzeri var. Anlatmak istediğim şeyin Mesela açmış e, boşluklu 2.83 84 yürümüş 1.272 3 lira Fibo oranındaki dirence. Oradan e, aşağıda kapatmış. İşte ertesi günde e, bir yüzde iki buçukluk daha aşağı yukarı bir mum yapmış. Genelde de öyle olur. Yüzde iki iki buçuk civarı bir kayıp beklenir bu tür mumlarda. E, bir strateji bu. İkinci strateji 5 ortalamasını kırdığı zaman Halk Bankası şöyle 2019'da bu yana baktığımız zaman şimdi niye 2019'dan bakıyorum abi öncesinde bir şey yok Halk Bankası'nın dümdüz bir grafik var yani şimdiye nazaran düz bir grafik var. Orada piyasa sonu o zaman değişti. 2019'dan bu yana değişti. Oradan buraya baktığımız zaman 5 gün ortalamanın kırıldığında e, Halk GEO'nun genellikle 20 gün temasının geldiğini görüyoruz. 20 gün ortalamamız 3.52'de. 5 gün ortalamamız 3.81'de. Yani e, tabii herkesin kendi stratejisidir ve e, yönetimidir burada. Risk yönetimidir. Dolayısıyla burada 5 gün ortalamasında doğrudan e, pazartesi günü herhalde 3.90'lara falan yakın olur yine kullanılabilir ve ana olarak bakın akımı taşıyan şey 20 gün oluyor genelde. Yani majör destek 20 güne de bir strateji kurulabilir. O da 352 de işte o da 3'e 60'lara belki 354 55 olabilir. Onun dışında majör bir yükselen trend çekebilirsiniz. Biraz tabii şey olur. Uzak düşer onu söyleyeyim. Şöyle iki tane. Yani şu majörü şu ikinci trende 5 gün ortalaması şu an birinci yani minor trendi çiziyor. Şöyle bir trend çizebilirsiniz. Bu trendi de takip edebilirsiniz. Yani bu aradaki kopmalar beni ilgilendirmez diyenler için bu da. Dolayısıyla 3 ayrı şey sundum. Burada destek seviyesi. Direnç belli. Yani yukarı hareketin devamı halinde 481, 480 artık neyse çok önemli değil. 1-2 kuruş bir dirençtir. Aynı şişede olduğu gibi orada da 8 lira 6 kuruş dirençti. Geçemedi yani bir türlü üstüne çıktı 8 onlara 20'lere seans içinde ama kapanışı dönüp dönüp altında yaptı. Ee, 3 bu 4.80 geçilirse şimdi 2618'de de 523 var. 618 daha önce yani 1618 burada direnç oldu. 2618'de 523'te bir Fibonacci düzeltme seviyesi ve hedefidir. Orası da bir direnç olması orada da beklenir. Hedef deyince de %100 oraya gelecek olarak anlamazsanız daha iyi olur. O yani hedef orada onu tarif ederken kullanılan bir şey. %100 geleceği anlamına gelmez. 5 yani sene sonra gelirse onu ben bilmem. Yani illa gelir de ben ne zaman? Kim bilir? 5 sene mi, 10 sene mi, yarın mı? Ne bilelim. Dolayısıyla bu tür bir strateji burada uygulamak burada tabi hacimler çok yüksek, momentum yüksek. Hele şu son iki gün hacmi yani hacim neredeyse rekor düzeyde baktığınız zaman yani bir 21 Eylül'de 30 Temmuz'da 21 Eylül'deki biraz daha yüksek oralarda bu tür hacimler görüyoruz ve bu tür hacimlerin ardından yani yükseliş ve hacimlerin ardından şimdi şurada kırmızı yakmış şurada kırmızı yakmış şurada kırmızı yakmış Buradan sonra Doji yani genellikle bir düzeltme ihtimali de tabii artıyor gitgide. Yani bu tür kar arttığı zaman haliyle bir yerde düzeltecek, kar cebe konacak gibi anlamı olsun. RSI 73-74 yine 2019'dan aldı alırsak şöyle yani piyasa dediğim gibi piyasa oradan başlıyor. Ta 2012'ye niye dönmüyorsun diyen varsa onun için dönmüyorum. Bir anlamı yok 2012'ye bakmanın. Çok küçük e, hacimlere sahip bir kağıtta. 80. işte şurada bunlar aynı hareketin içinde olan tepeler. Yani burada büyük olanı sayabilirsiniz doğrudan. 92 90. Şimdi çok hoppacık bir kağıt. Kalkıyor gidiyor kalkıyor geliyor falan. 80 90. Altında ne var? 78 var. Şu an 73. Yani 70'i geçti. 73'ü geçti. Şurası şurası 72-73 gibi bir şey oluyor galiba değil mi? 72-90 Orayı da geçti. Dolayısıyla bundan sonra 77 tepeleri var. Birbirine bağlanabilen 76-77 ya da 75-77 aralığı olarak sayabilirsiniz. Bir düzeltme ihtimali olur. Ha buradan da düzeltebilir. Onu söyleyeyim. Hep aynı yerden düzeltecek diye bir şey yok. Ama şunu bilin. E, maksimum 90-91 çekmiş RSI'da. Yani zaten 90-91'e kadar buradan RSI götürürse e, fiyata da 5 lirayı falan o 2618'i falan geçer büyük ihtimalle. E, hızlı hareket. Her zaman da hızlı hareketler için bir şey söylerim arkadaşlar. Ee, yani dinleyen de e, düzenli dinleyenler bilir. Şimdi bütün ortalamalar bir mıknatıs. 50 gün ana mıknatıs. Yani fiyatlar 50 gün e, yakınında döner. O ya çok uzaklaşamaz, uzakta kalamaz. Ya yataya sarar, ya aşağı gelir. 20 günde 5 günde elbet gibi bir mıknatısı yani çok aşırı ayrılırsanız 20 gün ve 5 günden e bir yerde kar realizasyonu gelir. Aynı şekilde bir mıknatıs da kendi ortalaması yani RSI kendi ortalamasından şuradaki gibi şuradaki gibi bakın gösteriyorum çok yukarı ya da aynı şekilde çok aşağı aşırı şuradaki gibi yani 25 Aralık'ta gibi çok aşağı ayrılırsa gördüğünüz gibi ya bir yerde düzeltmelerini yapar yukarı yönlü hareket eder ya da bir yataylık oluşmaya başlar. Dolayısıyla e, bu kar realizasyonu meselesinde mıknatıslara da dikkat etmek lazım. Bunun dışında e, söyleyecek başka bir şey yok. E, her ihtimali, her senaryoyu söyledim. Bakılması gereken her şeyde de e, baktığımı düşünüyorum pazartesi açılışı onun için önemli. Yani pazartesi gün içi hareketi de yani kapanışı da daha doğrusu açılışın öte kapanışı önemli ee, bana soruyorsanız. Kapanışta eğer şu mumun %50'sinden fazlasını yiyorsa bir kar realizasyonu anlatmak istiyorum. Ama şu da var onu da hatırlatayım. Yani gelir 4'te kapanır. Ertesi gün tekrar e, 4.40'a tavan da yapabilir. Yani onu şey yapmak, bilmek aradaki hareketi imkansız. Yani nereden düzeltir, yukarı devam eder mi? Bu düzeltme çok sert olur da trendine doğru majör bakın bunları bilmek tekrar tekrar söylüyorum. imkansız fakat bir portföy stratejiyle yönetmek gayet e, imkanı olan bir durum onun için de önemli değil yani siz açın kendi riskinize göre her şeyi kurgulayın kafanızda çıkarsa ne olur düşerse ne olur e, buna göre e, tamamen herkesten bağımsız bir strateji de e, kurabilirsiniz artık riskiniz ne kaldırıyorsa herkese iyi akşamlar